her canlı içindeki sese koşar. Kimi şehre, medeniyete, kimi yangın yerine, savaşa. Ama her canlı bir gün ait olduğu yere döner. Benimle karşılaşmamak için gelmiyorsan şirkete, söyle ben binerim ata. Değil mi? Gideyim ben ya, iş bekler. Artık katiller, hırsızlar, başı sıkışan suçlu beni arıyor nasılsa. O dava istediğim gibi olmadı. Ama bir daha öyle adamlar için mahkemeye çıkmayacağım, söz. Tesisten değil bu hayvan. Bildiğin ormandan. Vahşiydi aldığımda. 4 yaşında şimdi. Çok sevildi. Eğitildi. En iyi yemleri yedi. En iyi pistlerde koştu. En iyi hocalarla çalıştı. Mutlu bir hayvan oldu. Ama? Ama... Ahırın kapısını bir gün açık unutayım. Öyle bir kuvvetle çağırır ki orman onu. Bir daha kimse geri getiremez. Tut o zaman o kapıyı. Gitmesin bir yere. Yapacağım da. Emin değilim ki Ecevit. Belki asıl ait olduğu yer bu taraf değildir. Haber yok vallahi. Herhalde vardı bizim göçmenler sağ salim ha. İyi iyi, gazeteye falan çıkmadık Allah'ım. Çıkacağımız gün de gelir kardeşim. Züftü! Ah be sarı, yapmayın be kardeşim şuna. Aferin be Züftü! Bir adamsın be. Vay hoca. Hayırdır sen kahvede? Ecevit inatçı. Üstüne gidersem geri tepecek. Sana geldim ben de. Niye? Dün gece gördüm sizi. Para sayıyordunuz. Bir şey yok hoca. İş yaptık, para kazandık. İrfan'ın paraları yani. Onu da geldik kasamıza kilitledik evvelallah. Endişe edecek bir şey yok yani. Ecevit istemedi o parayı. Sen tutturdun. Geceden beri düşünüyorum Bilal. Başına çok kötü şeyler gelse de iyi kalabilir mi insan? Kalabiliyormuş. Ben kaldım. Kulağıma fısıldayan şeytanı duysaydım, kalamazdım. Ya ben şeytanım değil mi? Ben kötü etkiliyorum Ecevit'i. Hayır. Sen gerçek dostusun onun. Onu diyorum. Senin öfken çok. Nefretin çok. Çok kötü şeyler yaptılar çünkü sana. Senin içinde bir şey hep karanlığa çağırıyor seni. Sakın dinleme o şeytanı Bilal. Kimse o, sakın dinleme. Ne dostluğunuzu boz, ne de Ecevit'i karanlığa çek. Bırak o seni aydınlığa çeksin.
Ne güzel anacığım, neye gönül koydun söylesene Allah aşkına. Konuşma benimle. Hiçbiriniz konuşmayın. Hele sen hiç konuşma. Pazara gidiyorum. Ne olacak aga şimdi İrfan'a? Dün gece fena şapı oturdu. Babama saracak. Geçen bir bırak şunu ayımı. Bekle gör dedim, oyaladım. Şimdi dönmüştür ama gözü, durmaz. Ne olacak, ne yapacağız? Ona dedim ki geçen sefer, hapiste bir adam var, Naim'in de üstünde. Babam aldığı gece hani babamı kurtarmak için. Zeki aslında o adamla görüşüyormuş dedim. İşte o adamı bulacağız. Yok öyle biri. Zeki'nin görüştüğü tabii yok da, o tarihte içeride kuvvetli bir adam var. Rasim Toralı. Ona yönlendireceğiz İrfan'ı. Sert kayaya çarpacak bu sefer. Yani bir dakika, ben şimdi anlamadım. Bu adam size yardım mı edecek? Edecekse niyesin? Ona bulacağım işte bir şey. Daha bulamadım. Ne bulacağım? Rasim'i ikna etmek lazım. Ki İrfan ona geldiğinde ben yaptım desin, suçu üstlensin. Çok kuvvetli olduğu için İrfan zaten ona bir şey yapamayacak. Ben ne oluyorum burada? Ben ederim onu ikna. Ya Sarı sen şimdi... Ne sen şimdi? Bu dayıların dilini en iyi ben bilirim, yalan mı? Tamam ya, o iş bende. Kimse merak etmesin, karışmasın da. Dikkat et ama, kimseye de deme. Rasim'i diyorum, tehlikeli adam, iş alırız sonra başımıza. Kimse bilmesin planımızın olduğunu, tamam mı? İrfan başlar şimdi zaten sağa sola saldırmaya. Bu sefer sağa sola saldırmak yok. Çok meraklıydın fikir vermeye. Bir kere de seni dinleyelim bakalım. Ha şunu bileydin. En başa döneceğiz. Şu avukat kafamızı karıştırmadan önce peşine düşeceğimiz biri var orada. İsim ver. İsim. Polis var ya, Gurur. Peşindeyim dedi ya. Ben mahalleye bir tane gözcü diktim. Eğer gelirse haber edecekler. Sen de telefonunu açık tut. Ben sana alo derim, dolanmazsın ortalarda. Tamam, tamam. Aga bir şey daha. Dün akşam diyordun sonra konuşuruz diye. Ha. Başlar mısın akşama kadar? Dur be, gelme üstüme.
Aga sen... Ya sen beni kötü gösteriyorsun. Abi ya. Anlamadım. Yani ben dün yemeğe götürecektim ya abiyi. Sonra bu Sibel davası falan unuttum. Sen unutmamışsın. Düşünmüşsün ama. Sonra kız arkadaşınla onu da yemeğe götürmüşsün. Yapmasa mıydım? Yok yani yalnız bırakmamışsın. İyi de... Doğrusu yani bana demendi. Beni uyarsaydın keşke. Ha. Ben yalnız kalmasın diye. Tamam. Öyle yaparız bundan sonra. Anla beni be aga. Ya sen gelince böyle takım Alex gelmiş gibi oldu. Şimdi sen çok düzgünsün ya. Benim bütün eksikliklerim, bütün hayvanlıklarım çıktı ortaya. Çok uğraştım aga ben. Çok zor kazandım abiyi. Bahis oynayak mı? Yok oğlum, Ağo gelecek. Geldim bile. Hop. Ay. Ay, sana öf asıl. Bu ne ya böyle? Tostos bıyıklısınız, sakalları, bıyıkları keseceksiniz değil mi böyle bir seferlik yani? Allah Allah, adam bıyığı kızım bu. Adam bıyığı diye bırak. Keseceğiz, tabii keseceğiz. Niye kesmeyelim? Keseriz. Keyifler gıcır. Ha, gıcır vallahi. Ya... Hoca benim fotoğrafı seçmiş proje için. Yani gerçekten utanmasam çığlık atacağım şuradan. Tabii seni seçecek. Kimi seçecek? Beni seçmedi. Bilal fotoğrafımı seçmiş. Bak söylüyorum bu sergi yurt dışına gider. Benim de master'ım burslu. Bak buraya yazıyorum. Vay be. Yurt dışına mı gideceksin? Yok be. Nereye gideceğim şaşkın? Abi benim gitmem lazım o zaman. Bak kaçık olma. İyi günler diyorum çok. Çok tebrik ediyorum. Başarılar. E o kadar çalışıyorsun. Tabii yurt dışına da çağıracak da. Gitmeyeceğim mi? Gitmeyeceğim. Ben sizi bırakıp gidemem ki Bilal. Bırakmazsın değil mi? Biz de seni bırakmayız. Biz de hiç bırakmayız seni. Bilal. Ya biz bunu seninle kaç kez konuştuk? Tamam. Öyle görmüyorsun beni. Tamam? Ya ne olursun unut, vazgeç. Bir şey yap. Yani üzülüyorum ben. Lafla vazgeçebiliyor mu insan sevmekten? Sen vazgeç o zaman. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun oğlum? Biz kıza mı bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ha? Ne bakıyorsun? Kimsin lan sen? Sarı. Kuyu dibinden sarı. Yapma Bilal, ne yapıyorsun ya? Şey, anladım. Hop hop hop. Bırak. 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 Senin için yaptım. Sana bakıyordu adam seni koruyayım diye. İstemiyorum ya, istemiyorum. Beni koruma. Benim için adam dövme. İstemiyorum. Benim okulumun çıkışında bekleme. İstemiyorum. Anlıyor musun? İstemiyorum. Niye ya? Niye istemiyorsun sen beni? Niye sevmiyorsun? Bildiğim her şeyi yapıyorum. Ne eksik, ne görmüyorsun? Görmediğim değil zaten Bilal. Gördüğüm şey, içindeki şey, şeytan mı, canavar mı? Neyse o işte. Onu gördüğüm için istemiyorum. Yıllarım geçti öyle. Sonra bir gün oldu işte. Hayatımın en mutlu günüydü o gün. Ödüm kopuyor şimdi aga o günü kaybedeceğim diye. Tamam kardeşim. Haklısın. Özür dilerim. Dikkat ederim ondan sonra. Harbi mi? Sen bana böyle dürüst ol. Derdini olduğu gibi anlat. Ben sen ne istersen yaparım. Hak etmiyorum aga ben seni. Ben
şu İrfan'a bir bakayım. Herkes doğası neyse onu yapar. Bazılarının doğası sadakattir. Bazılarınki cinayet. Abi, Cebrail bulmuş adamımızı ama pek bir şey çıkmaz diyor. Ne yapalım? Biz ne zamandan beri Cebrail Efendi'den fikir alıyoruz Hasan? Ha? Her masum görünen masum olaydı hapishaneler Darül Aceze'ye döner miydi? Nasıl ya? Yani tamam o zaman ben arayayım getirsin mi? Öğleden sonra burada olur zaten. Lan o hala orada mı şimdi? Abi merak etme sen ya. Bu sefer bizzat ben kendim üstündeymiş. Yok oğlum. Bundan sonra bu işlerin üstüne bizzat ben kendim çıkacağım. Bitti artık anladın mı? Bitti. Daha yalan demem ben Ecevit'e. Elini çekmezsen bir daha hayatın boyunca kimseye yalan diyemeyeceksin. Ne oldu? Vicdanın mı sızladı? Sana ihtiyacım yok benim. Kendi işimizi kendimiz görüyoruz biz. İntikam da alıyoruz, para da kazanıyoruz. Seninle bir derdim yok benim. Öyle mi? Peki Ecevit buralardan gidince? Yeter daha yeter. Tamam şeytan gibi fısıldıyorsun durmadan kulağımın dibinde. Hiçbir yere gitmeyecek Ecevit. Ahu'yu da almayacak. Aha. Hüseyin'i de söyleyeceğim ona. Senin yalanlarını da söyleyeceğim. Beni affeder kardeşim. Niye? Çünkü o benim kardeşim. İyi. Gelsin kardeşim de birlikte anlatalım. Hiçbir şey söylemeyeceksin Ecevit'e. Ben anlatacağım anladın? Duydun mu beni sakın? Hoş geldin. İyi misin evlat? Solgunsun. Yo iyiyim. Otursana baba. İrfan. Peşine düşebilir yine. Burada kalmaya devam tamam mı? Ecevit. Baba. Hayatımda ilk defa minnettarım sana. Karışmıyorsun. Oğlun için uzak duruyorsun benim için. Sağ ol. Ama senin yöntemlerinle benimkiler başka. İyi böyle biz Bilal'le her şeyi hallediyoruz. Bilal'le öyle mi? Evet Bilal'le niye ki? Öyle olsun. Senin için susacağım. Ama nereye kadar? Az kaldı. Ondan sonra bitecek zaten. Sıra onlara gelecek. Ondan sonra? Sonrası? Ben de sıyrılacağım işte bu işlerden. Daha fazla batmadan. Bir şeye ihtiyacın var mı? Sana ihtiyacım var. Oğlum yanımda olsun artık. Bir bitsin de. O da olacak. Sağ ol baba. Çok sağ ol. Kurtaracağım seni bu işlerden. Hiç merak etme. Hadi görüşürüz. Için, ha? Senin derdin İrfan'dan avanta koparmak. Öyle mi? Değil mi? Hapisten yeni çıktın.
E yaşlandın artık. Eskisi gibi güçlü kuvvetli de değilsin. Bir yanında Ecevit, bir yanında ben. Oh, suyundan da koy. Yürürsün artık oradan. E İrfan'ın açığını da öğrendin. Ne istiyorsan alırsın İrfan'dan he. Vallahi bu işten sen kârlı çıktın dayım. Çözdün beni öyle mi? Değil benim. Küçük Bilal'in bile umurunda değilsin. Ben kararımı verdim. Daha yalan demem kardeşime. Önce senin icabına bakacağız Naim. Asıl düşmanımız sensin bizim. Şeytansın sen. Şeytan. Aga, benim sana bir şey demem gerek. Dur Sarı, dur. Bir şeyler dönüyor bu tarafta. İrfan da Sait de kaçtır arıyorum, telefonlarıma çıkmıyor. Ne? İrfan'la Sait işte. Bir terslik var bu tarafta, normal değil bu sessizlik. Sen o Rasim denen adamı bul ya. Aga, benim... Kimseye deme, konuştuğumuz gibi, tamam mı? Hallet ki Rasim'in adını vereyim, bunlar babamın peşine düşmeden. Hadi kaçtım ben. Şaşırdım aşağıdakileri arayınca. Sen İrfan'la yapmıyor muydun planları? Onun için geldim. Açık konuşacağım Sait. İrfan'ın kafası iyice bulandı. Güvenmiyorum ben ona. Niyeymiş? Sana ne İrfan'ın kafasından? Bir kere girmiş bulundum bu işe. Hayatım da tehlikede. Sana diyeceğim şu. Bu işte atılacak adımlar neyse, bunları sen belirle. Öyle demiyordun geçen. Ne diyeyim İrfan'ın yanında? Sait yapsın planları, sen sus otur mu diyeyim? Gerek kalmadı. Sandığın kadar salak değil İrfan. Nasıl yani? Sabah bana geldi. Ben beceremedim, sen bir plan yap dedi. Hah, iyi bari. Sen ne dedin? Umut'un babası. Onu bul dedi. Umut'un babasını mı? Buldun mu bari? Herhalde. İner birazdan adam getiriyorlar. Ondan da Naim'e ulaşacağız. Öyle mi? İyi. Güzel plan. Avukat. Sana bunları anlattım, seni dinliyorum. Sana hala güvenmiyorum. Sana söylerim. Tek bir şey yanlış olursa... senden bilirim. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Rasim Bey burada mı? İçeride, kim diyelim? Sen dur, ben diyelim. Peki, siz bilirsiniz.
Hayırdır çocuk? Kuyu dibini bilir misin Rasim abi? Evet, bilirim. Adım Bilal. Bilal Tutkun. Sen adımı bilmezsin. Doğma büyüme kuyu dipliğim. Senin gibi abilerin hikayelerini dinleyerek büyüdük biz. Allah kısmet ederse bir gün senin orada oturduğun gibi ben de bir koltukta oturacağım. O zaman sen de benim adımı bileceksin. Eğesi? Benim bir derdim var. Takoz İrfan. Şimdi bu takoz buraya gelecek. Yapamaz ya, bir rüzgar yapacak. Gerçi senin yanında esamesi okunmaz. Zadede gel çocuk. Eyvallah. Takoz buraya geldiğinde ona diyeceksin ki... evet, senin düşmanın benim. Sonra diyeceksin ki... şimdi git buradan. Ben gideyim. Yalnız İrfan'ı aradım, ulaşamadım. Bir şeye ihtiyacım olursa... Bana gel. Sağ ol. Şu adam, Umut'un babası... geldiğinde bana ihtiyaç olursa... Ararız çocuğum. Telefonumu ofisimde unutmuşum. Şimdi Sait Bey'i de tekrar rahatsız etmek istemem. Buyurun buradan arayın acilse. Teşekkür ederim. Evet, acil. Yalnız bir saniyenizi rica etsem müvekkilimle görüşeceğim. Ha, gizlilik şeyi. Ne kadar sürer? 2 saniye. Rica ederim. Çok teşekkür. Minnettarım. Rica ederim. Iska, Sarı'yı bul, dükkanda buluşalım çabuk. İyi hoş da çocuk, şunu anlayamadım. Neden yardım ediyorum ben sana? Hı? Ben ne kazanacağım? Sen de bir fedai kazanacaksın Rasim. Yap o iyiliği, sav İrfan'ı. Ben de ne zaman istersen, ne zaman başın dara düşerse... bir alo de orada olayım. Canın pahasına koruyayım seni. Sen kimsin oğlum? Silahını çıkar. Silahını çıkar. Bununla mı koruyacaksın beni? Ne araba var altında? Ne var? Bununla mı koşacaksın bana? Kaç adamın var? İcabında bütün mahalle. Mahalle? Mahallenin serserilerine mi kaldı benim canım?
Konuşsana. Ben... yaptım mı? Senin gibi kenar mahalle sidiklisi, dünkü felet benim karşıma çıkmaya cesaret etti ya, o da iyi bir şey. Onun için dokunmuyorum sana. Ama bir daha karşıma çıkıp ağzını açarsan seni bitiririm kuyu dibi veledi. Anladım. İyi. Şimdi burada. Efendim Ahu. Ha Ecevit, müsait misin? Evet, ne oldu? Ya ben Ümran annede kaldı aklım. Onun yanına dönüyorum şimdi tekrar. Hani küstü ya bize. İşte polis geldi, İbo'ya bir sürü şey sordu. İbo cevap vermedi falan filan. Kırıldı kadın haliyle. Beni niye aradın? Sen ne bileyim bir şey söylersin, içini rahatlatırsın. Sana güveniyor ya sonuçta. Bilal'e söyle. Bilal benden daha iyi halleder. Yumuşatır o. Sen Bilal'e söyle. İyi, tamam o zaman. Kusura bakma, rahatsız ettim. Görüşürüz. Ulan belalı. Yavaş. Kim lan belalı? Hayırdır aga? Koskoca komiser. Benden başka işin yok mu senin? Var ama seninle uğraşmak daha zevkli. Ne yapacaksın, böyle kuyruk gibi peşimde mi dolaşacaksın? Teftiş. Yerinde araştıracağım seni. Ne oldu? Saklayacak bir şey mi var? Telefonlarımı Şerif aradı, acil bir şey olmuş, bu soruya geliyorum dedi. Nerede? Şerif nerede? Ne nerede? Geliyor işte. Böyle işi. Aga aga dur. Aga bas geri bas. Gurur burada. Bas geri. Bir bu eksikti. İçeride kal sarı. Hoparlöre ver, telefondan halledeceğiz. Tanıyor musun bu arkadaşları sen? Evet, bizim ailenin çocukları. Hayırdır, bir yanlışları mı oldu? Yanlışları oldu. Ne yapacaksın, anlatacak mısın sanki? Yanına kodumun apolitli, sıkık çakarı. Sıkıştık kaldık burada Şerif. Bana odaklan sarı, halledeceğiz. Asıl dert o değil.
İrfan Umut'un babasını bulmuş. Nasıl bulmuş? Memlekete göndermedik mi adamı? Memleketinde buldu demek ki. Sait'in dediğine göre öğleden sonra burada olur. Ne yapacağız? Sen Umut'un babasına ismini verdin mi? Verdin değil mi? Verdim. İçeriden arkadaşıyım da dedim. İyi yedin. Adamı konuştururlarsa verir adını. Sait de bakar kayıtlardan, hepimizi bulurlar. Ampul gibi yazıyor orada isimlerimiz. Nasıl yapacağız peki? İçeri girip bizim dosyaları çalacağız. İçeri, nasıl içeri gireceğiz? Anlatacağım nasıl olduğunu, bir fikrim var. Bilal. Sen Rasim hallettin mi? Halledemedim. Halledeceğim, tamam bir beklesin o. Sen de bir dur, halledeceğim ben. Sana bağlıyız Bilal. Yapacağım dedin. Yoksa İrfan öldürecek Umut'un babasını. Oradan da babama gidecek. Bir şey vermem lazım ona. Eyvallah, eyvallah. Iska sen de kusura bakma kardeşim, başka çare yok. Hapishaneye gidiyorsun kayıtları çalmaya. Ben mi? Ben içeri gireceğim. Kayıtları çalacağım bir de. Allah aşkına ben nasıl... Allah diyeyim ya, kurban olayım, bu nedir bu? Anlamadım. Sarı. Ne oluyor orada? Buradayız, buradayız. Geldik. Sorun yok. Yapacak Iska, halledecek. Ben İrfan'a ulaşmaya çalışacağım. Iska kayıtları silecek. Sen de Rasim'i ikna edeceksin. Şansımız varsa. İrfan Umut'un babasına bir şey yapmadan, tabii babama da ulaşmadan... İrfan'ı Rasim'e götürürüm ben. Iska, korkma. Kollayacağım ben seni. Plan anlatıyorum şimdi, dinle. Kimi inkar eder doğasını, korkar. Hadi eyvallah. Kimi inkar etmez, zevk alır halinden. Kimi ise çaresiz, doğası değil. Görevi neyse onu yapacak. Ümran anne, bir konuşalım mı seninle? Gitti. Niye baştan gelmiş ki zaten? Takip etmiyor mu bu gururu bizi? Gıcık ediyor. Baskı kurup hata yapmamızı sağlayacak. Elimizi ayağımıza dolaştırır. İyi, işe yarıyor. Aferin. Oyalanma sen. Doğru hapishaneye. Benim arabayla işim yok artık. Hakkını helal et kardeşim. Ecevit'in planını uygula. İşler o. Bir şey olursa... Ne yapacağım? Çek silahını. Beni ara. Ben gelir kurtarırım seni. Söz mü? Kardeş sözü. Korkacak bir şey olsa ben sana söylemem mi? Ümran anne bir gelsene. Bir kalk gel hadi. Burası neresi? Neresi? Küçükken uyuduğun yer ne olacak? Ben 12 yaşında falandım. Hatırlıyor musun? Ağlıyordum, yapamıyorum, dayanamıyorum Ümran anne. Ben Ecevit'i çok özlüyorum diye. Sana anlatmadım ben bunları.
Sonra 16 yaşındaydım. Sen beni bütün gün sokaklarda aramadın mı? Sonra gelip beni burada ağlarken bulmadın mı yine? Bilal'le ne yapacağımı bilmiyorum. Çok mutsuzum diye sana ağlamadım mı yine? Annem, sen oğullarını merak ediyorsun, çok da haklısın ama bir şey olsa ben sana anlatmam mı? Hakikaten mi? Hakikaten. Al bak, bugün Ecevit buz gibi davrandı bana. İşi vardır. Ben de öyle dedim zaten. Ama böyle bir yalnız hissettim. İçime bir sıkıntı doğdu. O zaman anladım zaten. Ne anladın? Ha? Hemen alışmışım ona. Ama en iyisi mesafeli davranmak. Yani iyi ki Ecevit öyle davrandı bana. Ben de öyle davranacağım, bak görürsün. Anlattım işte, gördün mü? Barıştık mı şimdi? Barıştık. Neden derler, kız evlat bir başka oluyormuş bak. Öbür hıyarlara benziyor musun hiç? Gel annesinin küçük Ceylan'ı. Küçüğüm güzelim. Nereden çıktın sen ya? Dur başım. Hadi gel hastaneye gidelim. Hay Allah, kalkabilecek misin? Fena oldum, fena. Bir su var mısın? Arkada var. Kıpırdama, ben yaparım. Ay. Korkma abiciğim, korkma, korkma, korkma. Arif. Oo sarı. Gel ya gel. En son bir bagaj üstü spoiler taktırdın. Sonra kayboldun. Ne dökeyim senin aleti? Geçtik oraları oğlum. Şöyle sağlam bir şey versen bana. Sağlam? Ha sağlam. Harbiden sağlam. Kuvvetli, hızlı. Böyle gavur baldır gibi Arif. Usta var öyle bir şey elimde ama seni aşmasın. Cık, para program değil. Gel. Vay yanına koyayım. Budur.